Sevdiğim kız bana oppa deyince. Ama merak etmeyin arkadaşlar, bir yaş farkı için de anne oppa denilmesi gerekiyor. Saygı göstermektir ve bugünkü Korece dersiydi. Merhaba, size yeni bir Korece kelimeyle birlikteyim. Boşluk, bar. Ve bu boşluğa sizi olduğunuzdan daha güzel gösteren şeyleri koyuyorsunuz. Mesela makyaj. Ben. 화장 bar. 머리 bar. Ot bar. En sonunda belki filtre bar. Filtre bar. Mesela Elsa'nın bayağı 화장 barı var. 화장 bar. Artık Korece ile alttan alabilirsiniz. 화장 bar. Teba. O zaman ne anlamına geliyor? Benden bu kadar. Herkese merhaba. Şimdi herkesin Korece'de R sesi olduğunu bildiğine göre artık olmayan seslerin ne olduğunu size anlatıyorum. Aslında Korece'de olmayan sesler bunlardır. Bu yüzden isminizde F varsa P olarak kullanın. Yani Fatma, Patma. Sonra Z ve J için C. Yani Zeynep, Ceynep. Ö'de O. Yani Özlem, Ocelem. Ü'de U. Ü'lü bir isim düşünemedim ama mesela Üzüm, Ucum. Yani böyle olmayan sesler bunlar. Herkese merhaba. Şimdi ben heyecanlı yeni bir şey fark ettim. Siz Türkler böyle diyorsunuz ya. Ne kadar cici bir kız. Sen çok cicisin. Yani çok güzel bir şey yani. Tatlı diyorsunuz. Ama çok enteresan bir şekilde cici aynı zamanda Korece'de de var. Ve yani gugu gaga gibi bebek dili. Yani bebeklere söyleniliyor. Ve aslında böyle kullanılıyor. Cici. Kuga ben cicime. Cici. Yani Korece anlamı kirli. Onun yüzden kirli dokunma. Cici. Ben cicime. Aynı kelime ama tamamen farklı bir anlam. Herkese merhaba. Bugünkü Korece dersinize hoş geldiniz. Şimdi bugün size 4 farklı ifade öğreteceğim. Önce Türkçesini, sonra da Korecesini. Birinci, evet, ne? İkinci, efendim, ne? Üçüncü, sen ne dedin? Ne? Dördüncü, tabii tabii sen öylesen, ne, ne? Ve kararlı bir şekilde evet demek isterseniz, de. Ya da tatlı bir şekilde, ne? Bir şey değil. Herkese merhaba. Bugünkü Korece dersinizde aynı ses olmasına rağmen Korece ve Türkçe'de tamamen farklı anlam getiren kelimelerden devam ediyoruz. Diyelim ki bir Koreli geliyor size soruyor. Adın ne? Belki o kadar kaba değildi. Sonra siz diyorsunuz Dicle. Ve Dicle'nin anlamı ulu ırmak olmasına rağmen bu Koreli biraz korkabilir. Neden mi? Çünkü Korece'de Dicle Lan ölmek mi istiyorsun? Lan da ekledim çünkü aslında biraz argo yani Dicle. Benden öğrendiğinizi söylemeyin. Herkese merhaba. Hangi Korece dersimizde? Koreli arkadaşlarınızla nasıl telefonda konuşmanız gerektiğini size gösteriyorum. Korece'de telefon çalma sesi darırın darırın. Ya bu şey ya? O. 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 Kına. Ve bu kadar basit. Herkese merhaba. Ben fark ettim ki uzun zamandır size Türkçe değil, Korece öğretmiyorum. Onun yüzünden hemen başlıyoruz. Şimdi Türkçe'de böyle şey var ya, birisi istemediğiniz bir şey yapıyor. Olan yapma, yapma diyorum ben, yapma. Ve bunun da Korecesi hacima, hacima, hacima. Ama bazen yapmayla yetmiyor, böyle yapma yoksa çakarım. Onun Korecesi de en sonunda ra koyuyorsunuz. Şimdi gösteriyorum. Hacima, 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 hacima ra. Herkese merhaba. Bugünkü Korece dersinize hoş geldiniz. Şimdi durum şu. Sizin bir arkadaşınız var ve devam aynı şey hakkında konuşuyor. Yani diyelim ki sevgisiyle ayrıldı ve devam onun hakkında konuşuyor. Devam, devam, devam. Ve siz de artık yeter mi demek istiyorsanız. Bunu Korece'de iki kelimeyle ifade edebiliyoruz. A, jom. Nasıl olduğunu size gösteriyorum, tamam? 그래서 벌써 이거 세 번째 내가 이거 이제 친 거야. 아, 좀. 아, 좀. 아! 삶을 한번 타볼 거야. Herkese merhaba. Bugünkü Korece dersinizde bu çaldığım şarkıda "som tada" ifadesini öğreneceğiz. Çünkü Google'a koyduğumuzda "som tada" baş parmak gezintisi diyor. Ve bu olmadığına göre size asıl anlamını öğretiyorum. Arkadaş mısınız? Hayır. Sevgili misiniz? Hayır. Ondan hoşlanıyor musun? Galiba. Senden hoşlanıyor mu? Galiba. O zaman tebrikler, siz "som tayıyorsunuz. Herkese merhaba. Bugün size çok tatlış bir şekilde Korece konuşmayı öğreteceğim. 안녕 수아. 또아 안녕. 알았어. 알았어. 나 삐졌어. 흥! 나 삐졌어!
사랑해. 사랑해. Evet, herkese önceden iyi şanslar diliyorum. Çünkü ben dayak yedim. Herkese merhaba. Koreci derslerle devam ediyoruz. Şimdi ben biraz düşünüyordum ve bir şeyin farkına vardım. Eğer siz sadece benden Korece öğrenirseniz bayağı terbiyesiz bir Koreli olacaksınız. Ama sonra da düşündüm ki eğer benden öğrenmezseniz kimden öğreneceksiniz ki? Kitaplarda bunları anlatmıyorlar. Ama çok kullanışlı. Bu yüzden bugünkü Korece dersimizde bana ne ifadesini öğreteceğim. Korecesi oçorago. Ve dünkü dersle birlikte oçorago. Herkese merhaba. İnanamayacaksınız ama ikinci Korece dersinizle birlikteyim. Bu derste nasıl Koreler gibi sesler çıkarmanız gerektiğini anlatacağım. Yani Türkçe'de böyle şeyler var ya. He, anladım. Aa, arasa. Uf ya. Ah, cidden. Ay, unutmuşum. Ah, ya burası. Ya, gerçekten. Ah, cidden? Yeter be. Ah, kıman e. Ah, Subina, hejora. Bu? Aa, aa, aa. Aa, aa.